Sayın İl Başkanım, kıymetli Genel Başkan Yardımcılarım, milletvekillerim, Bornova Belediye Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkan Adayım, Bornova Belediye Başkan Adayım, çok değerli muhtarlarımız, Bornova'nın güzel insanları, güzel Bornova'nın güzel insanları, hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ramazan'ın ikinci günündeyiz. Oruçlar tutuldu. Biraz önce hep birlikte iftar yapıldı. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ramazan'ınız mübarek olsun. Ramazan ayı tabii ki oruç ibadetiyle geçen, ancak en iyi duyguların, en güzel duyguların yaşandığı, kötülüklerden uzak durulduğu, iyilik yapıldığı, yardımlaşma yapıldığı, ayrıca kötü sözden uzaklaşıldığı bir aydır. Ramazan'ın birinci gününde sabahleyin İstanbul'da Ekrem Başkan'la birlikte bir törendeydik. Orada bir çağrıda bulundum. Biz Ramazan ayında iki tane temel dileğimiz var. Bunlardan birincisi, Ramazan olmasına rağmen Filistin'de akan kan ve gözyaşı dinmedi. Bundan birkaç ay önce Hamas'ın bir gece yaptığı saldırılara cevaben, o saldırılara mukabele etmek üzere başlayan operasyonlarda İsrail durdurak dinlemeden, Filistinlileri çocuk kadın ayırmadan on binlerce Filistinlinin canına kıydı. Ramazan ayındayız, iyilik ayındayız, barış ayındayız. Ramazan'ın başta İslam coğrafyasına, bütün dünyaya, Türkiye'ye barış ve kardeşlik getirmesini temenni ederken, bir kez daha İsrail'i yaptığı saldırılardan dolayı kınıyorum ve saldırılarını sona erdirmeye çağırıyorum. Bu çağrıyı daha önce Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin genel kurulunda yapmıştım. Almanya'nın özel durumu ortada. Orada Alman Başbakanı Olaf Scholz'un ve Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin eş genel başkanlarının varlığında bu çağrıyı söylemiştim. Ardından Sosyalist Enternasyonel'e üye olan dünyadaki bütün siyasi akrabalarımıza mektup yazdım ki bunlardan 40'a yakını ülkelerinde iktidardır. İçlerinde cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar vardır. Onlara bu mezalimin durdurulması için çağrıda bulunmuştum. Ardından Sosyalist Enternasyonel'in Madrid'deki toplantısına katıldım. Başkan yardımcılığına seçildiğim o toplantıda yine bu sefer yüz yüze dünyadaki bütün sosyal demokrat partilerin liderlerine, yöneticilerine, temsilcilerine Filistin sorunu hakkında ifadelerde bulundum. Zira Filistin meselesi Cumhuriyet Halk Partisi için yeni bir mesele değildir. Yeni sahiplenilen bir mesele değildir. Bülent Ecevit'in Yaser Arafat'la, Filistin Kurtuluş Örgütü lideriyle ortaya koyduğu dayanışma, başbakanlık döneminde gösterdiği dayanışma ve parti lideri olarak gösterdiği dayanışma hepimizin hafızalarındadır. Ayrıca Filistin topraklarında deniz gezmiş ve arkada mücadelesi vardır. Filistin'in kurtuluşu için verdikleri emek vardır. Canlarını hiçe saymaları vardır. Filistin bizim için yeni bir mesele değildir. Filistin meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesidir. Türk solunun meselesidir. Ama bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı
bir gece Hamas suçsuz İsraillilere saldırıda bulunduğunda o saldırıyı kınadığımız için efendim Özgür Özel Hamas'ın yaptığı saldırılara terör saldırısı diyor. Kim yaparsa yapsın suçsuz insanlara gece yarısı saldırmak terör saldırısıdır. Hamas'ın yaptığı terör eylemidir. İsrail'in ondan sonra yaptıkları devlet terörüdür. Soykuruma varan işlerdir. İkisini de kınıyorum. İkisini de kınıyorum. Mahmut Abbas'ı Ramallah'ta 15 Nisan tarihinde programda bir değişiklik olmazsa ziyaret edeceğim. Hamas'la değil, ancak Mahmut Abbas'la Ramallah'ta Filistin meselesi, Filistin'e barış gelmesi, 1969 sınırlarında bir bağımsız Filistin devletinin yeniden kurulması, Doğu Kudüs'ün başkent olması ve Kudüs'ün kutsal bütün dinler açısından durumuna uygun şekilde bir barış kenti olarak Birleşmiş Milletler güvencesine alınmasını savunuyoruz, savunmaya devam edeceğiz. Şimdi bir yeni, dün yaptığım bir çağrıyı yenilemek isterim. Dünyada barış isterken Türkiye'de de siyasetin diline centilmenliğin hakim olması. Sayın Erdoğan'ın, Sayın Devlet Bahçeli'nin zaman zaman bütün üyelerimizi, hatta bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenleri, dolayısıyla İzmirlileri, Bornovalıları üzen, rencide eden, kadınlarımıza hakaret eden, olmadık ifadeler kullanan o dilin bu Ramazan münasebetiyle terk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz temiz siyaset diline devam edeceğiz. Kimse istiyor diye onlarla kavga etmeyeceğiz. Bir seçim kazanmak uğruna kavga edip kutuplaşma iklimini beslemeyeceğiz. İktidarla kavgamız elbette olacak. Ancak bu kavga kimlik siyaseti üzerinden değil, emeklilerin hakları için, emekçilerin hakları için, gençlerin hakları için olacak. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte büyük bir hak mücadelesini sürdüreceğiz. Biraz önce Ömer Başkanım ifade etti. Ben Bornova'ya 10 yaşında yatılı okumaya geldim. Bornova'da ortaokulu, liseyi okudum. Bornova benim hayatıma dokundu. Bugünkü Özgür Özel bugüne geldiyse Bornova sayesinde geldi. Özgür Özel doğduğu memleket Manisa'dır. Büyüdüğü memleket Bornova'dır. Karnını devlet ekmeğiyle doyurduğu memleket Bornova'dır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı devlet parasız yatılı bursuyla büyümüş birisidir. Özgür Özel'den çok hiç kimse bu devletin, bu milletin, bu ülkenin çıkarlarını savunamaz. Bundan herkes emin olsun. Ömer Başkanım ifade etti, dedi ki Memleket Partisi'nden, AK Parti'den, Zafer Partisi'nden, diğer partilerden çok sayıda katılmak isteyen arkadaş var. Rozet takmak isterler. Ancak bu bir iftar programı. O yüzden Filistin konuşmak, barış konuşmak önemlidir. Burada rozet töreni tam bir siyasi faaliyete girer. O doğru değildir. Ama şu anekdotla size olan hislerimi ifade edeyim. Siz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmekle hangi siyasi partiden geliyor olursanız olun, baba evine geliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi herkesin doğduğu baba evidir. Herkes baba evine doğar. Sonra kimi
dağ büyüğünü arar gider, kimi dağ küçüğüne razı olur. Kimi Irak'ta oturur, kimi yakında oturur. Ama herkes bilir ki bir gün başım sıkışırsa, bir gün dara düşersem baba evinin çorbası kaynamaktadır, bacası tütmektedir. Bizim il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz o baca tütsün diye baba odağına odun taşıyanlardır. Orada çorbayı karıştıranlardır. Ancak baba evine dönüp gelmek isteyen, ister AK Partili, ister MHP'li kim olursa olsun, gelenin önünde durmayız. Hoş geldiniz deriz. Kapıyı açık tutarız. Yeriniz evin baş köşesidir. Çünkü bu ev sizin de babanızın da dedenizin de evidir. Baba evinin tapusu kimse de değildir. Ne Özgür Özel'de vardır, ne Kemal Kılıçdaroğlu'nda var. Ne İsmet İnönü'de vardı, ne İsmet İnönü'de vardı, ne de Karaoğlan Ecevit'te. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Öyle olunca kim gelmek isterse kapı ardına kadar açık. Niye bugüne kadar gelmedin? Niye gittin? Sen gittin de bak bize neler ettin, kimseye demeyeceğiz. Çünkü herkes iyi olsun diye bir şeyler yaptı. Esnaf bu hale düşeneceğini bileydi. Çiftçi milletin efendisiyken bu hallere düşüreceğini bileydi. İşsizler, yoksullar bunu bileydi. 10 bin lira emekli maaşına muhtaç edilen emekliler bunu bileydiler, zaten oy vermezdiler. Ama şunu bilelim ki bu iktidar geldiğinde 1,5 asgari ücret olan emekli maaşı orada kalsaydı 26 bin liraydı. Hiç iyileşmese 1,5 asgari ücrette kalsa. Bugün 0,6. Bunun AK Partilisi yok, CHP'lisi yok. 10 bin lira maaş aldıktan sonra hangi partiden olduğunun, ne yaptığının, ne ettiğinin hiçbir önemi yok. Derin bir yoksulluk var, açlık var, doğalgaz parasını ödeyememek var, pazara çıkamamak var, kasabın önünden geçememek, mandıraya gidememek var. O yüzden gün birlik beraberlik günüdür. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni bizim evimiz değil baba evi derken, İzmir'deki yaşayan vatandaşın %95'inin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevdiğini, saydığını, ona minnet duyduğunu biliyorum. Bunun için artık ona husumet duyanların ve sizi bu hale koyanların değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserimden bir tanesidir dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarını size açıyoruz. Sizi böyle bir partiye davet ediyoruz. Yeni katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinize hem hayırlı Ramazanlar diliyorum, hem 31'inde yapacağımız seçimlerin en iyi sonuçları getirmesini diliyorum. İzmir özgürlükler kentidir, İzmir Cumhuriyet'in kentidir. İzmir inanç özgürlüğünün kentidir. İzmir ibadet edene de etmeyene de karışılmayan, başını örtene de örtmeyene de karışılmayan, kimsenin giyim kuşamına karışılmayan bir kenttir. İzmir'in özgürlüklerinin teminatı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bu özgürlükleri bize tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün peşinden giden belediye başkanlarımızdır. Bornova'yı Ömer Başkan'a, İzmir'i Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a, bütün Bornovalıları, bütün İzmirlileri
Bu mübarek günde Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize çok güveniyorum.